Benun kitabı yazan Muhyiddin İbni Arabi seslendiren Betül Güler Bismillahirrahmanirrahim değiştirme ve kuvvet Allah'tandır bilinmezlikleri açan göğüsleri genişleten çeşitli icaz yöntemleriyle kökleri göğsere doğru büken vuruğu dağınında türlü marifetleri akıllara bağışlayan, onları göğüslere yerleştiren, maruf ehline isimlerin hususiyetlerini ve harflerin özelliklerini haskılan, harfleri ümmetlerden bir ümmet kılan, onların içlerine, zatlarının üzerine örttüğü hikmetleri yerleştiren, ilgi ve önemlere bağlı olarak kaf, şin, gain gibi bu harflerin terkip ya da birey halinde bu hikmetleri yansıtmalarını sağlayan Allah'a, Hamd olsun. Yukarıda zikrettiğimiz bu harfler müfret olmalarına karşın bir cümleden anlaşılacak anlamları ifade etmektedirler. Ruhani yükseliş mertebelerinin ve de zulmani çıkış mertebelerinin bir de rakamsal derece ve mertebelerinin tabiatının hakikati çerçevesinde beliren hikmetler uyarınca bu harfler değişik örneklerle vaz Bütün bunlar üstün iradeli ve her şeyi bilen Allah'ın takdiriyle olmaktadır. Bu harfler içinde varlık olarak en parlakları, belirginlikleri itibariyle en büyükleri mim, vav ve nun harfleridir. Bunların kökleri illet harfleri aracılığıyla arada illet harfi olacak şekilde başlarına dönüktür. Ki ol gücüyle desteklenmişlerdir. Bundan maksatta olması kaçınılmaz olanın olmasıdır. İllet harflerinden biri vav harfinin ortasındaki eliftir. Elif harfi cömertliğin hazır oluşunu zorunlu olarak ifade eder ve bu cömertliğin saklanmış olmasa bile bilinen bir ölçü dahilinde indiğini vurgular. Biri de nun harfini telaffuz ettiğin zaman makable mazmum olan vav'dır. Bu vav gözlem yapabilen bir kavim için ruhani illetlere delalet eder. Bir diğeri de mim harfini telaffuz ettiğin zaman ma kable meksur olan ya harfidir. Bu harfte düşünen bir kavim için cismani illetlere dalalet eder. Allah'ın salat ve selamı Efendimiz Muhammed'in ve Beyti'nin üzerine olsun. Kalemin tahsil ettiği ve nunun kapsadığı anlamlar sayısınca selam onlara. Şimdi burası şerefli bir menzildir. Varlığa ilişkin ilahi marifetleri mim, vav ve nun sahnelerine uygun olarak sana sunmaktadır. Bu harflerin başları aynı zamanda sonlarıdır. Diğer bir ifadeyle baş ve son diye bir şey yoktur. Allah sizi muvaffak kılsın. Biliniz ki harfler Allah'ın sırlarından bir sırrı temsil ediyorlar. Bunları bilmek Allah katında bulunan gizli ilimlerin en şereflisine sahip olmak demektir. Bu nebi ve veliler gibi tertemiz kalplere sahip kimselere has kılınmış saklı ilimdir. Hakim, Tirmizi, bu ilme, velilerin ilmi adını verir. Biz de bu bağlamda bazı konuları ele aldık. Bunlardan biri, Fethül Mekki adlı eserde yer verdiğimiz detaylı bir bağıptır. Bir diğeri, Fethül Fasi'de yer verdiğimiz özet bir bağıptır. Buna, hece harflerinin kapsadığı olağanüstü anlam ve işaretlerin kaynakları ve gayeleri adını verdik. Biri de, kaleme aldığımız özet mahiyetinde bir kitaptır ki burada Kur'an'daki bazı surelerin başlarında yer alan ve anlamı bilinmeyen huruf-u mukatta birbirinden kopuk harfleri ele aldık. Bunların bir kısmı tekrarlarıyla birlikte yetmiş küsürdür. Geride kalanı da tekrarlanmamış 14 dört harftir ve toplam 29 surenin başında yer alırlar. Biz de bu ilahi yönteme göre Kur'an'ı tefsir etmeye çalıştık. Bir kısmı da burada gördüğünüz gibi kısa kitaplardır. Şunu bilin ki harfleri bilmek isimleri bilmekten önce gelir. Çünkü tekil mürekkepten önceliklidir. Mürekkebin sonucunu bilmek için öncelikle bu mürekkebin terkibini oluşturan tekillerin sonuçlarını bilmek lazım gelir. Bizim ashab arasında bu meselede zahirle ilgili ihtilaflar vardır. Gerçek bir ihtilaf değildir bu. Sadece şunu söyleyebiliriz biri bir takım sahnelere tanık olurken bir başkası bunları tanık olamamış ve başka sahnelere tanıklık etmede de ona ortak olmuştur. Yani biri daha genel, biri daha özel bir alana tanıklık etmiştir. Nef'i savunan muhalif bu tutumunu sadece tanık olduğu sahneyle sınırlı tutsa insaf etmiş olur. Ancak onu bu tutumu sergilemeye iten etken var etme olayında ilahi huzuru harflerin terkibinden ibaret alemle itibatlandırmasıdır. Ki bu terkip ol sözüdür. Çünkü ol sözünde iki harf kullanılmıştır. Bir harf değil. Doğrusunu Allah herkesten daha iyi bilir. Ama onları bu yanlış tutuma sürükleyen hususta bu olsa gerektir. Şunu bilmelidirler ki tekil birinin zatında bir özelliği vardır. Ve tekiller bir terkibin içinde yer aldıkları zaman bu terkibe, o terkipte yer alan tekillerde bizzat aynı ile bulunmayan bir özellik verirler ve bu aynı zamanda terkipte yer alan tekillerin de özelliği olur. Ne var ki bizim ashabımız bunun farkına varamadılar. Çünkü bu terkibin özelliği olmakla birlikte tekil bir anlamdır. Aynı şekilde bütün neticelerde ancak tekillikten olurlar. Mantıkçıların üç önermeden oluşan ilk iki öncüllerini görmediniz mi? İlk iki öncülde yer alan önerme tekrarlandığı için dört önerme olarak belirginleşirler. Oysa Üç önermeden ibarettirler. Eğer ilk iki öncüle bireylik anlamını kazandıran bu, tekrar, bu tekrarlanan bir olmasaydı, hiçbir sonuç kesinlikle sahih olmazdı. Aynı şekilde aralarında ferdiyelik ifade eden cinsel birleşme hareketi olmasaydı, erkek ve dişiden de kesinlikle bir sonuç, bir ürün çıkmazdı. Bu nedenle sayılar bilimiyle uğraşanlar fertlerin ilki üç sayısıdır demişlerdir. Çünkü teklikle eşya zuhur etmiştir. Eşya her bakımdan ve her yönden bir olan Allah'tan zuhur etmiştir. Birliğin zuhuruyla birlikte üç açıdan sadır olmuştur. Bu bütün sonuçların üremelerinin aslıdır. Bu üç açı zatın olması, güç yetirenin olması ve yönelişin olmasıdır. Bu üç yönle aynlar zuhur etmiştir. Bu işaretler üzerinde düşün. İnşallah sana yararlı olacaktır. Şimdi biz konumuza dönelim. Diyoruz ki hangi açıdan olursa olsun harflerin üç mertebesi vardır. Bunlar düşünsel harfler, lafsi harfler ve yazılı harflerdir. Yazılı harfler konuluşları itibariyle iki mertebede olurlar. Birinci vaziyet müfrettir. Elif, ba, t, sığ harfleri gibi. İkinci vaziyet ikili harflerdir. Eba, caat gibi. Müfret vaziyetteki bazı harfler mürekkeptir. Lam elif gibi. Geride menzil sayısınca 28 harf kaldı. Bize göre elif bir harf değildir. Cabir bir hayyana göre elif bir harfin yarısıdır, diğer yarısı da hemzedir. Dolayısıyla elif ve hemze birlikte bir harf oluşturmaktadır. Bu kitabın dışında birçok yerde bu konuyu ayrıntılı olarak açıkladık. Bu harfin neredeyse sayılmayacak kadar çok yönleri vardır her yönünde bir işe özgürlüğü söz konusudur ve bu iş olmadıkça bu hususiyet belirginleşmez. Sonra bu harfler Arap ıslahında yazılı olarak ve de üzerinde durduğumuz bazı kalemler açısından müfret olsalar da bazısı bazısından mürekkeptir. Bazı özellikleri itibariyle ya harfi gibi. Çünkü ya harfi bir özelliği itibariyle zaeldir. Bu da her noktanın iki noktayla ifade edilmesinden anlaşılmaktadır. Aynı şekilde lam harfi elif ve nun'dan mürekkeptir. Nun harfi de za ve ra harflerinden mürekkeptir. Bu yüzden lam harfinde elif ve nun'un kuvveti vardır ve bu kuvvet onun özelliğine eklenmiştir. Yine nun harfinde de za ve ra harflerinin kuvveti vardır. Aynı durum harflerin mahreçleri açısından da geçerlidir. Çünkü nefes göğüsten ağza doğru bir seyir izleyerek dışarı çıkar. Bu hareketi esnasında mahreçlerde kesintiye uğrar ve işitme duyusu açısından birbirinden tamamen ayrı olan zatlara, mahiyetlere sahip harfler belirginleşir. Dolayısıyla ilk olan göğüs harfidir. Sonuncusu da dudak harfidir. Göğüsten çıkan harf sadece kendisine özellik verir. Asıl olan odur. Onun dışında kalan ve sonuncusunu vav harfinin oluşturduğu dudak harfleri ise onun karşısında yer alırlar. Bu bakımdan vav da bütün harflerin özellikleri ve kuvvetleri vardır. Çünkü nefes bütün harflerin mahreçlerini aşmadıkça vav harfini ortaya çıkaramaz. Böylece vav harfinde bütün harflerin kuvveti meydana gelir. Bizim sözünü etmediğimiz diğer harfleri de bu şekilde ele alabilirsin. Yazılı harflerin her biri ilk, son ve orta olabilir. Mertebelerin çeşitlenmesiyle birlikte özellikleri de çeşitlenir. Bu İmam Cafer Es-Sadık'ın ve başkalarının izlediği yoldur. İmam Sadık, hayvanların suretlerini ve şekilleri ele alır, harfleri de onların üzerine koyardı. Biz hayvanların suretlerini kabul etmiyoruz. Sadece şekilleri kabul ediyoruz. Allah doğrusunu herkesten daha iyi bilir. Ama bu hususta İmam Sadık adına yalan uydurulduğunu, İmamın hayvanları tasvir ettiği veya tasvir edilmesini emrettiği şeklinde bir iftira atıldığını sanıyorum.'' Ancak imamın böyle bir şeye dikkat çekip talebelerinden birinin onun bilgisi dışında hayvanları tasvir ettiği gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun makamına ve mertebesine yakışan da budur. Çünkü o dilinden günah sadır olmaktan yücedir. Bana gelince bu yöntemin bazı güzellikleri olsa da ben bunu savunmuyorum. O halde soyu ve ilmi bakımından seçkin olan bu ulu seyyid böyle bir hatadan beri olmak bakımından çok daha önceliklidir. Öte yandan harflerin kendilerine özgü özellikleri olmakla birlikte bazılarının özellikleri diğer bazılarından çok daha fazladır. Örneğin kendilerinden sonraki harflere bitişen ama kendilerinden önceki harflere bitişmeyen Arap alfabesindeki harfler dal, za, ra, za, vav ve elif gibi bitişebilen harflere benzemezler. Yine mimin ve vavın başı gibi feleği andıran harfler nun gibi zuhur ettiği feleğe benzeyen bir harfe özellik bakımından benzemezler. Dolayısıyla her harf sınıfı ve mertebesinin bazı üstünlükleri ve kendilerine özgü işlevleri vardır. Bir harf başka bir harfe birçok açıdan benzer. Bazen ya ve ba harflerinde olduğu gibi suret olarak benzer. Özellikle onları diğer harflerden ayrıcı alametleri olan noktaları kaldırdığımız zaman bazen de zeminlerinin sayısı bakımından birbirlerine benzerler. Ayın, gayın, sin, şin gibi. Ya da elif, za ve lam ya da nun, saat ve dat gibi. Diğer harflerde bu hakikat itibariyle burada örnek verdiğimiz harfler gibi birbirlerine benzerler. Bu harfler ele alındığı zaman her biri işlevi itibariyle arkadaşına naiplik eder. Örneğin sin şına, ayında gayına naiplik eder. Aynı durum bu harflerin her biri için geçerlidir. Buna dikkat çekmemizin nedeni şudur. Bir harf kullanımda öyle bir anlam ve açıklama verir ki zemin olarak ona benzeyen harfin onun zıddı bir anlam ve açıklama verdiğini görürsün. Bu harfi ona bedel yaptığın zaman işlevi itibariyle başarı elde edersin. Ha ve vav harfleri gibi. Çünkü zeminleri ve felekleri sayı olarak birdir. Ayrıca bir şekil vav harfi suretinde olabilir. Aslında barit soğuk kelimesidir. Soğuksa eşyada yavaşlığa yol açan bir durumdur. Sense hızı seversin. Bu durumda onun yerine ha'yı alırsın. Ha ise sıcak bir harftir ya da t, mim, fa veya zal harfini alırsın. Harflerin sırlarının mertebelerinden biri bazı dillerde harflerin sonlarının başları gibi olmasıdır. Bizim dilimiz olan Arapça'da mim, vav ve nun harflerini buna örnek verebiliriz bu kavmin mertebelerinden biri değildir. Harflerin mahreçlerinin mertebelerinden biridir. Bu harflerin sırlarına dair bu açıklamamızda Ebne Mesere Elcili ve başkalarının yöntemini esas aldık. Harflerin özellikleriyle ilgili değil. Çünkü şeylerin özellikleriyle konuşulduğu zaman çoğu kere bu sözlerin sahibi suçlanır veya yalanlanır. Bu tür sözler sarf eden bir kimsenin dini itibariyle suçlanmasına gelince bu kimse keşif ve vahditi i vücut ehli ise büyücülerin ve zındıkların kategorisine konur ve bazen tekfir edilir. Oysa bu kimse harflerin sırlarıyla ilgili olarak konuşmaktadır ve bu sırları harflerin mevcudiyetlerine Allah koymuştur ve bu varlıkları bu sırların emanetçileri kılmıştır. İnsanlarsa onu harflerle yaptığı fiilleri nispet ederek ele alırlar ve bu yüzden de onu tekfir ederler. Hiç kuşkusuz Allah katında günahkardırlar. Çünkü detaylı gözlem yapmak suretiyle bizim hakkımızı eda etmemişlerdir. Onlara düşen iyi bir gözlemde oysa. Konuyu da iyice irdelemedikleri ortadadır. İşte tekfir etmeleri bundan kaynaklanıyor. Yalanlamalarına gelince, hiç kuşkusuz bu gibi şeyleri deneyenlerin, terkiplerin suretlerini, vakitlerini ve kalemlerini ve daha başka hususları bilmeleri gerekir. Bunlardan en ufak bir husus ne zaman eksik olursa, işi yapan kimsenin belli bir amaca yönelik olarak sergilediği amel iptal olur. Ama o, terkipte bir hata ettiğini veya iyi bir terkip yapmadığını söyler. Aslında kendini temize çıkarıyor ve demek istiyor ki falan kişi yalan söylüyor. Çünkü onun dediğini denedim ama bir etkisini görmedim. Şu halde ameli ilimler hususunda sessiz kalmak bizim tarikatımıza mensup kimseler için çok daha iyidir. Hatta bu ilimleri havas ve avama herkesin anlayabileceği şekilde ulu orta açıklamak haramdır. Çünkü bozguncular bunları öğrendiklerinde bozguncu amaçları için kullanmaktan geri durmayacaklardır. Şayet biz bunları kitaplarımızda ele alıyorsak amacımız ashabımıza bazı işaretler vermektir. Çünkü bu işaretleri onlardan başka kimsenin anlamayacağından eminiz. Onlardan olmayan birinin bu ilimlerin künhüne ulaşması mümkün değildir. Benim için dinim sahih olduktan sonra onların beni yalanlamalarına aldırmam. Allah'a hamd olsun. Vav çok şerefli bir harftir. Birçok yönü ve gayet üstün kaynakları vardır. Tam sayıların ilkidir. Çünkü altı sayısı değerindedir. Cüzleri de kendisi gibidir. Cüzleri derken yarısını yani üçü, üçte ikisini yani ikiyi. Altıda birini yani biri kastediyoruz. Altıda biri, üçte birle ve yarıyla toplandığı zaman tam sayıyı elde edersin. Harf ehline göre Vav harfi, Pisakorcular ve onların düşüncesini benimseyen sayı ehline göre altı sayısının verdiği anlam ve işlemi verir. Vav harfi iki harften yani Ba ve Cim harflerinden doğmuştur. Geri kalan ikili veya müfret yazılı harflerin varlıkları da öyle. Cim ferdani makamların ilkidir. Bayı cimle çarptığın zaman vav çıkar. Dolayısıyla vav bu miktarda anne ve babasının kuvvetine ve mizacına sahiptir. Vav harfi 6 sayısının işlevini gördüğü gibi 2 ve 3'ün de kuvvetine sahiptir. Özellikle kendi hususiyetlerini de korur. Bu yüzden hüviyette bulunur. Hüviyet ise gaybın korumasıdır ve ebediyen ortaya çıkmaz. Bu nedenle vav harfi bu açıdan bütün harflerden daha güçlüdür. ha harfi hariç. Çünkü ha harfi hem kendini hem de başkasını korur. Vav sadece kendini korur. H ve Vav harfleri hüvenin aynısıdır ve buna hüviyet denir. H harfinin koruduğu başkası ise kemnin kafiidir. Kemn ise kün, olun gölgesidir. Çünkü kün, ol, zattır ve kem, varlık da onun gölgesidir. Çünkü ilahi zatın nuru, olun zatıyla çarpıldığı zaman gölgesi uzar ve bu da kevnin aynıdır. Dolayısıyla Hak Teala ile kevn arasında kün, ol perdesi vardır. Kün ifadesinde kaf harfi, nun harfi ile irtibatlandırılmış. Çünkü nun harfinin sayısal değeri 50'dir ve ellinin 50 onda biri ha'dır. 50 namazın derecesini koruyan 5 vakit namaz gibi. Nitekim Buhari şöyle der. Namazlar beştir, ve elli namaz değerindedir. Benim katımda söz değiştirilmez. Bu açıdan beş ellinin aynısıdır. Kaf harfini ha harfi korur. Ama çoğun ol sözünde ha harfi yok olmuş. Onun yerine nun harfine dayanmıştır. Böylece nun ha olmuştur. Yani hanın varlığı nunla korunurken kûndaki bu koruma sayesinde kevin de ademden korunmuştur. Çünkü çoğun bir şeyi varlıktan yokluğa çıkarmaz. Böyle bir şey onun zatıyla çelişir. Zatının hakikatinden dolayı var eder, hiçbir zaman yok etmez. Dolayısıyla varlıklar yok edildikleri zaman bu bizim bildiğimiz bu yöntemle olmayacaktır. Ki biz bu hususu geri geldikçe açıkladık. Sonra vav harfi hala gerçekleştiği için ha'nın şekillerinden bir türünün suretinde vücut bulur. Ha harfine bitişmesi veya bitişmemesi fark etmez. Eğer ha harfine bitişmemişse şekli 3 nokta olur. Bu dönüştürülmüş vavdır. Ya da şu şekilde olur. 4 nokta. Ve şöyle olur. 4 nokta. Bu şekil vav harfinin başıdır. Ne şekilde olursa olsun vav suretinden kurtulamaz. Nasıl kurtulsun ki? Aradaki münasebet doğal olarak 5 şekli ihtiva eder ve bu 5 şekilden başkası da sahih olmaz. Eğer bitişik olursa H iki şekilde belirir ve vav da her iki şekilde mevcut olur. Şekilde şöyle olur. 3. Vav'ı bu şekilde görebilirsin. Bu şekilde olduğu zaman Vav'ı içinde dönüşmüş görürsün. Öncekinde ise doğrudur. Bunların tümü ruhani boyutun, yukarı tarafla olan münasebetinin gücünün kanıtıdır ve bizim yanımızda da Vav bunun delilidir. İmam Ebul Kasım el-Kıssi, Halun Nale'in adlı eserinde buna işaret etmiştir. Dolayısıyla Vav'ın sırlarına vakıf olan birine, yüce ruhaniyetler üzere inerler ve bu inişler büyük bir onurdur. Bu bizim için içimizdeki suretin de delilidir. Ki bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı. İkisinin arasında teklik hicabı vardır ve bu tekliği elif temsil etmektedir. Böylece kevnin oluş, aynı mükevvin, olduran yaratanın suretinde zuhur etti. Olanla olduran arasındaki perde ve erişilmez izzet ve büyük ahadiyettir. Böylece zatlar birbirinden ayrışmıştır. Eğer evrene suret açısından bakarsan yokluktur dersin. Çünkü suret odur. Ama zat açısından bakarsan varlıktır dersin. İki vav arasındaki fasılayı yani elif bilmediğin sürece bunu bilemezsin. Elif sana bunun bu olmadığını öğretir. Vav suretin telaffuzu vav şeklindedir. Bu suretin ilk vavı hüviyet vavıdır ve ha onun içine derc edilmiştir. Beşin altının içinde olması gibi altı zuhur ettiği için beşin telaffuz edilmesine ihtiyaç kalmamıştır. Diğer vav varlık vavıdır. Böylece vav hem varlıkta hem var edici de zuhur etmiştir. Var edici vava hüviyet vavı da diyebilirsin. Sonra hüviyetle kemin arasındaki vasıta da onu görüyoruz. O da gaybi olarak künde yer alır. Buradaki vav harfi Emir sigasından dolayı kaybolmuştur. Çünkü Val emir sırasında zuhur etseydi Kevin zuhur edemezdi. Çünkü O'yu gözlemleme gücüne sahip değildir. Bu takdirde onun hakikati zail olurdu. Bunun nedeni de onun bizzat gözlemlemekle çelişmesidir. O mutlak, gayiptir. Val ille harfi olarak kaldığı sürece hareke almadığı için hep sakin, hareketsiz olur. Emir sigası gereği Nun da sakin olur. İki sakin harfin bir araya gelmesinden dolayı vav kaybolur. Çünkü iki sakin harfin bir arada olması sahih değildir. Dolayısıyla kevnin zuhurundan dolayı sükün makamında gayip olur. Nun da kendisinden gayip olduğu için aralarında bir vasıta olmaması nedeniyle kendisi de gayip de olur. Mükevvin kelimesinin başındaki mim harfi kelimenin asıl harflerinden olmayıp zahittir dolayısıyla kalıcılığı olmayan bir arazdır. Kun kelimesinde vav'ın kaybolması da sakin oluştan dolayı ortaya çıkan arizi bir durumdur. Nitekim çoğul sıyıkasına geçildiğinde hareketsizlik ortadan kalkar. O zaman çoğunu denir ve bir suret arazın ortadan kalkmasıyla üç yerde zuhur eder. Böylece mükevvenin aynı, çoğunun aynı, kevnin aynıdır. Kevn, kevene, kuvvine, veya dilersen mukavven de diyebilirsin. Mükevvin olduğu gibi burada da mukavven mim harfi zahittir. Marifetullah'ın inceliklerine yönelik bu işaretleri ilahi sırlar açısından iyice tahkik et. Ki her açıdan bu sırlara dalalet etmektedirler. Şu sirayetin olağanüstülüğüne bakın. Bu bab çerçevesinde ele alınması gereken daha birçok boyutun olduğunu da burada belirtelim. Nun harfine gelince, bav harfi ikisinin iki no'nun arasında bir perde işlevini görür. Nun harfi yazıldığı zaman sadece yarım daire gibi zuhur eder. Tıpkı geminin görünen kısmı gibi ya da yaratılışın görünen kısmı gibi. Çünkü alemin yaratılışı küreseldir. Kürenin yarısı maddidir, görünürdür. Diğer yarısı ise gayiptir. Yine geminin de küresel biçiminin yarısı her zaman açıktır. Diğer yarısı ise daima hislerden gayiptir bu gayip yarıyı idrak etme işimizin illeti yeryüzünde olmamızdır. Çünkü yer bu gayip kısım üzerine serilmiş bir perdedir. Bu yüzden idrak edemiyoruz. Aynı şekilde tabiat alemi ve karanlıkları olarak zuhur eden yaratılış da öyle. Yaratılış küresinin diğer yarısını oluşturan ruhlar alemini idrak etmemiz perdelenmiştir. Bu alemin ancak eserlerini görebiliriz. Dolayısıyla kün kelimesinde zahir olan nun'dan maddi varlıklar zuhur etmiştir diğer yarısı ise gayiptir ve bu zahir yarıya göre takdir edilmiştir. Bundan da ruhani varlıklar ortaya çıkmıştır. Şu halde cismani bir fehvaniden zuhur ederken ruhani ise fehvaninin anlamından zuhur etmiştir. Vav, zatın ruhaniyetidir. Bağışları bir yarısından alır, diğer cismani yarısına ilka eder. Bu ruhaniyetinden dolayı vav, ruhani nunla bitişmiştir. Cismani nunla değil. Dolayısıyla vavın bağışları, ruhani nundan alması birleşme ve sarmaş dolaş olma, aşk mahiyetinde bir almadır. Cismani nuna ilka etmesi ise tebliğ, ulaştırma, duyurma mahiyetinde bir ilkadır. Bu yüzden bizim nazarımızda pek az karışıklık arz eder. Birleşme şekli şöyledir. 3. İşte bu Cebrail'i makamdır. Burada bağışları ayrıntısız, tafsilatsız, mücmel olarak alır. Bunları vav tafsil eder. Vavsa ilka esnasında yazı aleminin kalemidir. Bu diğer nun onun için bir tür levh işlemi görür. Çünkü işler, olgular, bunun yanında bir kuva, ilim ve nun olması hasebiyle tavsil edilir. Bu bakımdan bu levh kendisini gören biri açısından icmali bir surettir. Ona bakan biri ötesinde ne olduğunu, ne taşıdığını bilemez. Ta ki tercüman yani diğer bir ifadeyle kalemlerin kalemi gönderilinceye kadar. Bu tercüman, muhatabın işitme levhine, kendi nununda mücmel olan şeyleri satır satır yazıya döker. Böylece dinleyici, kendisinin yanında olan bazı şeyleri yazıldığı kadarıyla öğrenir. Eğer dinleyenler himmetlerin ilka edileceği makama yükselirlerse, o makamda himmetler, kalemler ve ruhani vavlar olur. Böylece işitme duyularına ruhani açıdan ilka gerçekleşir. O zaman sen bütün mücmel bilgileri ayrıntılı, tafsilatlı olarak bilirsin. Üstelik arada zahiri bir vasıta olmadan onu Ruhul Emin senin kalbine indirmiştir. Şuara 193. Bu cümlenin orijinalinin rakamsal değeri maddi oluşan sebebiyle 50, manevi oluşan sebebiyle de 50'dir. Vav rakamsal olarak 6 değerindedir ve bu da 6 yöne tekabül eder. Vav aynı zamanda cismani nun'a, ölçüye ve şekle de sahiptir. Böylece nun, rakamsal olarak cismani ve ruhani açılardan toplam yüz değerindedir. Yüz ilahi ismin ismi olarak şayet saadet ehli ise yüz cennet ve nimet derecesinin ismidir. Şayet kişi bedbaht ehli ise yüz ilahi hicab olarak yüz cehennem ve azap derikesini gösterir. Nunla ilgili bu kadar açıklama yeter. Çünkü Konuyu etraflıca anlatmak iyice açmayı gerektirir. Bunu açmaksa benim gücümü aşar. Çünkü nun büyük bir sırdır ve cömertlik ve rahmet kapısıdır. Mime gelince o Adem'e ve Hz. Muhammed'e işaret eder. İkisinin arasındaki ya, mim, ya, mimse ikisinin birbirine vasıl olmasının sebebidir. Çünkü ya illet harfidir. Buna göre Hz. Muhammed ya aracılığıyla Adem üzerinde ruhani olarak amel etmiştir. Bu amel neticesinde Adem'in ruhaniyeti ve külli nefisten en son varlığa kadar evrende tedbir edilen her şeyin ruhaniyeti doğmuştur. Bu insani ruhtur da. Adem henüz su ve balık arası bir varlıkken ben nebiydim. Adem de Hz. Muhammed üzerinde yağ vasıtasıyla cismani olarak amel etmiştir. Bu amelden alemdeki bütün insanların ve Hz. Muhammed'in cismaniyeti doğmuştur. Bu bakımdan Adem cismiyette Hz. Muhammed'in bizim ve İsa'nın babasıdır. Hz. Muhammed ise ruhaniyette Adem'in bizim babamız ve İsa'nın dedesidir. Çünkü İsa'nın babası bedenlik makamında ve temsil aleminde Ruhul Kudüs'tür. Ruhul Kudüs ise ruh olması hasebiyle Hz. Muhammed'in oğludur. Dolayısıyla bu akıl almaz sistem çerçevesinde Hz. Muhammed İsa'nın dedesidir. Eğer İsa'nın bedenselliğine teveccüh etseydi, o zaman her tür nutfenin istiva etmesi gibi istiva etmiş, bürümüş olmayacaktı. Bu teveccühle de ona ruhaniyet verip bizim olduğumuz gibi onun da babası olacaktı. Kaynaşma kutsal suretle ve de şerefli mahalde gerçekleştiği için onu dede olarak nitelendirdik. Ki bedensel yaratılışına dikkat çekmiş olalım ve İsa'nın bizim gibi her açıdan Adem'den gelmediğini vurgulamış olalım. Gerçi Meryem aracılığıyla Adem'in İsa'da bir payı vardır. Ayrıca ruhaniyetin de temessül etmiş bedenselliğinde payı vardır. Yani İsa bedenselliğin ve ruhaniyetin ortak ürünüdür. Ancak ruhaniliği daha ağır basmıştır. Bu yüzden ölüleri diriltiyor, anadan doğma dilsiz kimseleri iyileştirebiliyordu. Çünkü ruhani unsur onda cismani unsurdan daha fazlaydı. Ayrıca doğası itibariyle masumdu, başkaları gibi dışarıdan bir etkene ihtiyacı yoktu. Sonra Bismillahirrahmanirrahim'deki mimin içindeki varlık da bizim bu anlattıklarımıza delalet etmektedir. Çünkü Bismi ifadesindeki mim Adem'e işaret ediyor. Adem isimlerin sahibidir, ona isimler öğretildi. Adem'in ismindeki met, uzatma, cisimler aleminin ondan uzanmasına, devam etmesine işaret etmektedir. Halakakum min nefsin vahidetin. Sizi bir tek nefisten yarattık. Nitekim Havva Adem'den yaratılmıştır. Eğer başka bir şeyden yaratılmış olsaydı, insanların cismani olarak bir tek nefisten yaratılmış olmaları gerçekleşmiş olmayacaktı. Rahim ifadesindeki mim Hz. Muhammed'e işaret eder. Çünkü rahmet sahibi odur. Bu iman rahmetidir. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 107 Dolayısıyla onda mevcut olan met uzatma, ruhlar aleminin bu da var etme rahmetidir. Dolayısıyla onda mevcut olan met uzatma, ruhlar aleminin ondan istimdad etmesi, uzanıp ortaya çıkması demektir. Bu yüzden cisimler aleminde kıyam etmesi en sonunda olmuştur ve Adem'in cisimler aleminde kıyam etmesi daha önce gerçekleşmiştir. Bu yüzden Bismillahirrahmanirrahim biri cismani açıdan biri de ruhani açıdan söylenmiştir. Nitekim yarın kendisi için yar yarılıp ortaya çıkarılacak ilk kişi Hz. Muhammed'dir. Böylece cismani yerden onun ruhaniyeti ortaya çıkacaktır. Üzerine hilat giydirilerek yakınlaştırılacaktır. Bu mimin sadece bu makamla ilgili olmamak üzere daha birçok sırrı vardır. Nun harfinde olduğu gibi bunları açıklama gereğini duymadık. İki mime bitişik mim, ya, mim, ya harfine gelince Bunlara bitişmesinin nedeni illet harfi olmasıdır. Ben ancak sizin gibi bir beşerim. Böylece bu açıdan bizimle onun arasında bir bağ kurulmuştur. Bu nedenle ya harfi her iki mimle de bitişmiştir. Ama ruh açısından böyle değildir. Nitekim bu yüzden Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ümmilere içlerinden bir Rasul gönderen odur. Andolsun size kendinizden bir Rasul gelmiştir.'' Tevbe 128 Nebi müminlere kendi nefislerinden daha yakındır. ahsap 6 Bu ayetlerin tümü bizimle Efendimiz Hazreti Muhammed arasındaki bağı işaret etmektedir. Bu nedenle mim harfinin yazılışında ya iki mimi birbirine bağlamıştır ve bu yüzden nun harfinin yazılışında val ilk nunla bitişirken sondaki nunla bitişmemiştir. Bunun nedenine yukarıda işaret ettik. Yine bu nedenle Vav harfinin yazılışında Elif her iki Vav'la da bitişmemiştir. Bu hükmü iyice tahkik et. Bu konuyu açıklarken güttüğümüz amaç gerçekleşti. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun. Onun yardımıyla konu son buldu.